CHP Bodrum İlçe Teşkilatı tarafından Sosyal Demokrat Belediyecilik Uygulamaları başlıklı bir toplantı düzenledi. Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Muğla Belediye Başkan Aday Adayları, Bodrum Belediye Başkan Aday Adayları ile CHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, Muğla Belediye Başkanı Osman Gür'ün, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen'le, eski bakan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıya eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın konuşmacı olarak katıldı. Toplantı öncesinde Kent Haber'in sorularını yanıtlayan Murat Karayalçın, toplantıda eski Ankara Belediye Başkanı olarak yaptıklarını, Ankara'da 1989-1994 döneminde yapmış olduğumuz uygulamaları bir örnek olarak anlatacağım dedi. Halkın yerel sorunları her konuda katılım yapabilmesi ile mümkün. CHP'li belediye başkanlarının hükümetten yeterince destek alamadığından şikayet eden Karayalçın şöyle konuştu. Arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın genel olarak hükümetten projeleri için yeterince destek almadıklarına ilişkin yakınmaları var. Her belediyemiz için ayrı ayrı bir değerlendirme yapamam ama ortalama olarak, genel olarak bu gözlemi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hemen hemen her toplantımızda seslendirmekteler. Yalnızca kaynak alma sorunu değil, kaynağın dışında da hükümetten beklenen destekler var. Hükümetten ve yerel yöneticilerden beklenen destekler var. Arkadaşlarımız parasal desteklerin dışında o destekleri de alamadıklarını dile getirmekteler. Ama bunlara karşın da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bütün sıkıntılara, sorunlara karşın son derecede de üst düzeyde hizmet verme çabası içindeler. Bunu da eski bir belediye başkanı olarak memnuniyetle gözlüyorum. Karayalçın, CHP olarak eski kalelerimizin geri alınması için etkin bir çalışma içinde olacağız diye konuştu. Yani aslında kalesi olmayan yerler demeyeyim de eski kalelerimizin geri alınması için etkin bir çalışma içinde olacağız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un Bodrum Belediye Başkan adaylığına getirilmesiyle ilgili görüşlerini sorduğumuz Karayalçın soruya şu yanıtı verdi. Evet, aslında bizim parti tüzüğümüzde merkez yoklaması da öngörülmüş olan seçim yöntemlerinden birisi. Ama ben bir parti meclisi üyesi olarak ön seçimin mutlaka yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Parti meclisimizde çok sayıda arkadaşımız da bu düşünceyi seslendirmekte. Umarım toplantı tarihi geldiğinde, karar toplantısı yapıldığında Cumhuriyet Halk Partisi uygun olan yerlerin tümünde ön seçim kararı alır. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen toplantıda yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bugün bu salonda sosyal demokrat belediyecilik uygulamaları hakkında konferans vermek üzere eski başbakan yardımcısı, eski Dışişleri Bakanı, eski Ankara Belediye Başkanı ve Parti Meclisi üyemiz Sayın Murat Karayalçın Bey aramızdadır. Bodrum merkez olmak üzere Bodrum'un diğer belde belediye başkanlarının partilerinden de bahseden Seymen şunları kaydetti. Bu soruya başlamadan önce Bodrum ilçe yönetimi olarak sosyal demokrat belediyecilik anlayışının Bodrum'da iktidara gelmesi için tüm örgütümüzle beraber çalışacağımızı belirtiriz. Yarımada'nın başta Bodrum merkez olmak üzere 11 tane belediyemiz vardır. 2009 seçimlerinde Turgut Reis, Yalıkavak, Vitez olmak üzere 3 adet belediyeyi partimiz kazanmış. Bodrum merkez, Yalıçekik, Göktürk, Bükü, Gümüşlük olmak üzere 4 adet belediyeyi Demokrat Parti, Konacık, Ortakent, Gündoğan, Mumcular olmak üzere 4 belediyesinde Milliyetçi Hareket Partisi kazanmıştır. Yakın zamanda Bodrum Belediye Başkanı ve Yalıçekik Belediye Başkanı partilerinden istifa ederek partimize katılmışlardır. Toplantı daha sonra Murat Karayalçın'ın konuşmasıyla devam etti.